Ey bu sırların sevgili talibi, tahkik ehlinin sözlerini teslim ve tasdik kilimini yay ve akıl ve fikrini hür bırakıp onları inkar etme ve yalanlama esaretinden çık ve fikir kürsüsü üzerine otur. Mesnevi'den tercüme. Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve sinirler ve adaleler ve liflerden ibarettir. Ve bu kesif taayyünün gerekleri olan hayvani sıfatların ortaya çıkmasına muhalefet ederek mücahede ağırlarını üzerine al. Ve tahkik ehlinin kadim ilimden aldıkları kelama muhalefet etmekten vazgeçip muvaffakat ve müsaade tacını başına koy. Ve hitap mahalli olan zahir lisana bakıştan fikrini çevirip sözün asli çıkış yerine bak. Hakkı bulursun. Çünkü insani suret yukarıda izah edildiği üzere madenden ibaret olan madensel zerrelerin bir arada toplanmasından oluşan bir terkiptir ki onda mevcut olan göz, kulak, dil ve benzeri hakkın sem, basar ve kelam gibi sıfatının açığa çıkması için konulmuş pencerelerdir. Ve bu ilahi bilgiyi kendine düstur edinip dinleyen kimseye baktığın zaman onu dinleyen ve dinlettiren ve hitap eden ve hitap edilen bulursun. Nitekim güneş bir olduğu halde muhtelif pencerelerden o pencerelerin şekillerine ve büyüklüğüne göre ışığı geçer. Pencerelerin çokluğu güneşin çok olmasını gerektirmez. Şimdi hak söyleyen ve dinleyen olduğu vakit sen her ne kadar maddesel suretin itibariyle mevcut isen de hakikatte bu sıfatlar o maddesel sönük suretin olmadığından sen yok hükmündesin. Söylemeyi ve dinlemeyi kendine bağlaman vehminden doğmaktadır. Ne zaman ki hakkın bu sıfatlarının senin bu maddesel vehminden suretine yansıması ölüm ile senden kesilir ve duyu pencereleri kapanır, kendine bağladığın bu sıfatların senin olmadığı ve bu husustaki davanın vehimden olduğu fiilen ortaya çıkar. Nitekim senin 40 yaşında olduğunu farz ettiğimiz vakit 40 sene evvel ortada yok idin ve ömrünü 70 sene farz ettiğimizde ondan sonra yine yok olursun. Ve bu iki yokluk hali içinde hayat dediğimiz sıfat senin olmayıp hakkın olduğu için her ne kadar hazır görünmekte isen de hakikatte yine yoksun. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbimiz Azze ve Celle Hazretlerinden haber verip kul ben onu sevinceye kadar nafileler ile bana yaklaşmaktan ayrılmaz. Ne zaman ben onu severim onun işitmesi ve görmesi olurum. Sözünde işaret buyururlar. Bilinsin ki yukarıdaki izahlara bakarak Hak Teala Hazretleri hakikatte bütün kullarının işitmesi ve görmesi ve lisanıdır. Fakat kullarının çoğu bu sıfatları vehmi vücutlarına bağlayıp bu hakikatten habersizdirler. Bundan dolayı onların kendi zanlarınca hak kendilerinin işitmesi ve görmesi ve lisanı değildir. Bu vehmin onlardan kalkması ve halin hakikatine vakıf olmaları ancak nebilere ve onların getirdikleri hükümlere tamamıyla tabi olarak nefsani sıfatlarının örtünmesiyle mümkün.